Ziyaret edeceğimiz aileyi ayarladın mı? Ayarladık sayın vekilim. Basına haber verdiniz mi? Verdik sayın vekilim. Birazdan burada olurlar. Burada ne işi var lan basının? Ailenin yanına gitmeyecek miyiz? Aile zaten burada vekilim. Nasıl burada? Kimi ayarladın lan sen? Aile şu arkadaki büyük yatla vekilim. Havyarla ıstakozlar da hazır mı? Bir sorup geleyim hemen sayın vekilim. Lan mal! Bizim bu aileyle resmimiz basına düşse yeni bir ihale peşinde olduğumuzun haberini yapar basın. Bizim gariban bir aileyi ziyaret etmemiz gerekiyor. İnsanlara fakirin yanında olduğumuzu göstereceksiniz değil mi? Çok şükür anladın. Çabuk fakir bir aile bul bana. Tamam vekilim. Benim tanıdığım Fas fakir bir aile var. Hemen onları ayarlıyorum. Bu ne pis koku ya? Seçim olmazsa hayatta gelmem bu mahallelere. Çabuk parfümümü ver. Bu ne Nide'nin asma bahçeleri gibi kokan şey? Oha Hugo Boss parfüm. Bu parfüm vücutta 9 gün kalıyor baba. Dur bir sarılayım da 4,5 günde bende kalsın. Lan bu parfüm yakından daha iyi kokuyormuş. Tabi daha iyi kokar baba. Bu parfümün fiyatı bizim evle aynı. Çakma çakma bırak beni. Of monta bak bıldırcın tüyünden yapılmış. Sıcacık tutar bu adamı. Oha Prada mont. 4000 dolar baba. Dürzüye bak bütün markaları biliyor. Bit pazardan aldım. Bu da çakma. Bu çocuk bütün markaları biliyor. Basına rezil olacağız. Saat de geç oldu. Üf saate bak saniyeler çıt çıt atıyor. Çüş Rolex. Çakma Rolex. Hiç belli olmuyor. Üf gözlüğe bak. Gözlükler de Ray-Ban. Hakikat mı lan? Neyse ziyaretimizin sebebi malum. Seçimler yaklaşıyor. Ben de sizden biri olarak oyunuza talibim. Sen mi bizden birisin? Ulan üstündeki kıyafetlerle aparatları satsak bu mahalle gibi 3 tane alırız. Bir de utanmadan sizden biriyim diyorum. Bu numaraları yemiyoruz artık. Yürüyün gelin lan buradan kosnikler. İyi lan bari evimiz 4,5 gün Nide'nin gül bahçeleri gibi kokacak. İyi de kozalak sen nereden biliyorsun bu markaları? Fakirlik işte baba alamayınca araştırayım dedim. Gel ev soğumasın. Biz de sizden biriyiz. Oyunuza talibiz. Belli oluyor. Bizden birisiniz. Yalan söylemeyin lan. Siz bizden birisi değilsiniz. Kapat. Yürüye gidin lan buradan. Niye bu eski elbiseyi giyiyor sayın vekilim? Bir de ters gidiniz. 100 bin liralık saatle, 40 bin liralık montla, 30 bin liralık ayakkabıyla fakiri kandıramayız. Ne yapacağız? Onlar gibi giyinirsek belki kandırabiliriz. Durun size kuru ekmek getirin. Vay be biz adamı kandırıp oyunu alacağız. Adam bize kuru ekmeğini götürüyor. Ben bağımsız milletvekiliyim. Ben de bombaya fazla kaçırınca kendimi vali zannediyorum. Ben harbiden milletvekiliyim. Sizden biriyim. Oyunuza talibim. Bizden olduğun belli. Garibanların halinden. Garibanlar alır. Oyum sizindir. Harbiden mi? Lan bu ekmeği nasıl yiyorlar? Yumuşak ya, o yüzden şaşırdı. Biz daha sertini yiyoruz. Allah'ım, nihayet bizim halimizden anlayan bizim gibi biri çıktı. Bundan sonra böyle gideceğiz gariban ailelerin ziyaretine. Niye sayın vekilim? Yıllarca kıyafetlerimizi çakma diye yedirdik millete. Onu anladılar. Bundan sonra da zenginliğimizi çakma gösterip fakirmiş gibi davranıp öyle kandıracağız. Bu niye kovalıyor lan bizi? Galiba bizi dilenci sandı sayın vekilim. Açmayın lan gelin buraya. Ankara'nın yolları, kaldır boçun kolları.